Bir şirketin temettü veya kar payı politikasını 3 şekilde ölçebiliriz. Hisse başına ödenen temettü, temettü kar rasyosu, temettü getirisi yani temettünün baz alınan hisse fiyatına oranı. Örneğin Apple 2021 yılının ilk çeyreğinde hisse başına 20.5 sent ödeme yaptı. Bu ödeme ile ilgili 4 önemli tarih var. Apple ödemeyi yapacağını 27 Ocak'ta duyurdu. Hisselerinin temettüsüz işlem gördüğü ilk gün 5 Şubat. Eğer temettüye hak kazanmak istiyor idiyseniz bu tarihten önce almak zorundaydınız. Ki 8 Şubat olan kayıt tarihinde Apple'ın ödeme yapacağı hissedarlar arasında isminiz geçsin. Ödeme nihayet 11 Şubat'ta yapıldı. İkinci olarak temettü kar rasyosu hesaplanabilir ki bu yaklaşık %25. Diğer bir deyişle Apple'ın şu anki temettü politikası elde ettiği karın %25'ini ödemek olarak da tanımlanabilir. Son olarak 2021'in başında 130 dolardan Apple hissesi aldığınızı farz edelim. Birinci çeyrek temettü getiriniz 20.5 sent bölü 130 dolar eşittir %0.15 olurdu. Apple ikinci çeyrekte arttırıma giderek 22 sent ödeyeceğini duyurdu. Kalan iki çeyrekte de 22'şer sent ödeyeceğini düşünürsek yıllık temettü getirinizi 86.5 sent bölü 130 dolar eşittir %0.67 olarak hesaplayabiliriz. Bu tabii sadece temettü getiriniz. Toplam getirinizi hesaplamak için fiyat değişimini de yüzde olarak eklemeniz lazım. Finansmandan sorumlu firma yöneticilerine temettü kararını neye göre veriyorsunuz diye sorulduğunda çarpıcı sonuçlar görmekteyiz. Grafikte göreceğiniz üzere yöneticilerin hemen hepsi temettü politikalarını hisse başına ne kadar ödemeliyiz sorusu üzerinden belirliyorlar. Ve çok zor durumda kalmadıkça bir önceki ödemenin altında kalmayalım diyorlar. Çoğu bu uğurda gerekirse borçlanmaya veya yeni hisse ihraç etmeye razı görünüyor. Yani temettü ödemelerinin istikrarlı olması dış sermayenin maliyetinden ve zahmetinden daha fazla önem arz ediyor. Buna bağlı olarak bir kar artışı yaşandığında öyle hemen temettü zammı yapmıyorlar. İleride bu zamdan geri dönmemek veya sırf bu yüzden dış sermayeye muhtaç olmamak için sadece karlılıkları kalıcı olarak büyüdüyse temettü ödemesini arttırmaya karar veriyorlar. Tam da bu yüzden temettü ödemeye başlayan veya sürpriz artışlar yapan firmalar genelde piyasadan olumlu tepkiler alır. Çünkü bu adımlar yatırımcıda karlılık kalıcı olarak artmış olmalı inancını doğurur ve hisse yukarı yönde yeniden fiyatlanır. Örneğin bir çalışmaya göre ilk temettü ödemesini yapacağını duyuran firmaların hisseleri piyasaya göre ortalama %4 ek fiyat artışı yaşamaktadır. Çalışma ayrıca bu artışın boşuna olmadığını, firmaların gerçekten de sonraki yıllarda ciddi oranda daha fazla kar elde ettiğini göstererek kanıtlamaktadır. Temettü ödemesini durduran firmalar ise tam tersi bir okumaya maruz kalarak hisse fiyatlarında %10'a yakın ortalama düşüş yaşamaktadır. Ve yine bu tepkiyi haklı çıkarır şekilde sonraki dönemlerde bu firmaların karlılığında ciddi azalmalar olmaktadır. Özetle piyasa aktörleri beklenmeyen bir temettü kararından yöneticilerin firmalarının geleceğine dair inancı değişmiş olmalı şeklinde bir okuma yapar. Ve genellikle bunu fiyatlamalarında kararın mahiyetine göre yukarı veya aşağı yönlü bir güncelleme takip eder. Formal deyişle temettü kararlarına firmalarını herkesten daha iyi bildiği düşünülen yöneticilerden yatırımcıya
bir bilgi sinyali olarak bakabiliriz. Böylece hisse fiyatının sürpriz temettü duyurularına neden tepki verdiğini kısmen anlayabiliyoruz. Fakat bu demek değildir ki hisse değerini arttıran veya azaltan temettünün kendisi. Firmanın karlılığının kalıcı olarak arttığı veya azaldığı inancı hissenin yeniden fiyatlanmasının arkasındaki temel unsurdur. Temettü kararı burada sadece bu inancı tetikleyen bir araç görevi görür. Aynı inancı örneğin çalışanlara beklenenden yüksek veya düşük zamlar yapılması da tetikleyebilir ve hisse piyasasında benzer tepkiler doğurabilir. Peki, temettü politikasının hisse değerine direkt bir etkisinden söz edebilir miyiz? Literatür bu konuda temkinli. Aynen bir maçın skorunu tahmin ederken, maç berabere de bitebilir, A takımı da kazanabilir, B takımı da cevabını veren bir spor yorumcusu gibi üç ihtimali de önümüze koymaktadır. İlk teorik çalışma, kurumsal finans literatürünün ağababaları olan Merton Miller ve Franco Modigliani tarafından sunulmuştur. Bu teorisyenlere göre firma değerini sadece yatırım kararları belirler. İlk olarak bu yatırımların finansmanının nereden geldiğinin bir önemi olmadığını teorileştirmişlerdir. Temettü kararları ile ilgili 1961 yılında yayınladıkları teoride ise yatırım ve finansman kararlarını sabitleyip temettü ödemelerinde yapılan herhangi bir değişikliğin firma değerine bir etkisi olmadığını kanıtlarlar. Diğer bir bakış açısıyla bu kararlar tamamen firmanın hayat döngüsü içindeki yerine göre alınan rutin kararlardır. Biraz daha açmak gerekirse, genç ve hızlı büyüyen yani nakit açlığı yaşayan firmalar için temettü zaten söz konusu değildir. Sadece belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra firmalar nakit fazlasına sahip olmaya başlar ve bu nakit fazlasını temettü yoluyla mı yoksa diğer popüler yöntem olan hisse geri alımlarıyla mı dağıttıklarının bir önemi yoktur. Peki bir firmanın nakit fazlasına sahip olduğunu nasıl anlarız? Artı değer yaratan bütün büyüme fırsatlarını değerlendirmiştir. Borç oranı ideal düzeydedir veya aralıktadır ki bu sermaye yapısıyla ilgili videomuzun konusudur. Kara günler için veya beklenmedik yatırım fırsatları için de kenara yeterli nakit konulmuştur. İşte bu üç şartın ötesinde nakit akışı sağlayan firmalar artık rutin, temettü ve veya hisse geri alımlarını başlatabilir. Peki bu temettü önemsizdir veya rutindir önermesi baştaki soruya yeterli bir cevap mıdır? Hayır. Çünkü Miller ve Modigliani gerçek hayatta karşılaştığımız birkaç önemli unsura teorilerinde yer vermemiştir. Örneğin daha önce değindiğimiz bilgi asimetrisi yani yöneticilerin firmalar hakkında yatırımcılardan daha bilgili olması veya devletlerin vergi uygulamaları gibi. Doğal olarak bu gerçekliklere yer veren yeni çalışmalar ortaya çıkmış ve sonuçlar etkilendiği için fikir ayrılıkları oluşmuştur. Fikir ayrılıklarına, temettü ödemelerine olumlu bakan düşünce okuluyla başlayalım. Bu okulun sunduğu tezlerden biri, irdelediğimiz anket sonuçlarıyla da ilişkili. Ankette yöneticilerin kendini düzenli temettü ödemesine adadığını gördük. Bu adanma bir disiplin mekanizması olarak görülebilir. Özellikle de olgun, nakit akışı yüksek firmalarda yöneticilerin nakit fazlasını hissedarlara dağıtmak yerine yanlış yatırımlarda veya aşırı harcamalarda kullanmalarının önüne geçebilir. Düzenli ve karlılıkla orantılı temettü ödemeleri hukuki bir zorunluluk değil elbette. Fakat akıllı yöneticiler bilirler ki nakit fazlasını hissedarlara dağıtmak yerine ısrarla elde tutup olmadık harcamalar veya yatırımlar için kullanmaya çalışırlarsa eninde sonunda içeriden ve dışarıdan olumsuz tepkiler alacaklar. Bu iç ve dış mekanizmalara bir diğer videomuzda değinmiştik. Bir örnek vermek gerekirse, nakit fazlası göze batmaya başlayan bir firmanın aktivist hissedarları eğer henüz başlamadılarsa temettü ödemelerine başlamaları, başladılarsa düzenli olarak arttırmaları konusunda yöneticilere baskı yapmaya başlar. Nitekim bu baskıya Apple gibi bir dünya devinin tepesindeki Tim Cook bile uzun süre dayanamamıştır. Carl Icahn ve David Einhorn gibi aktivistlerin kampanyaları sayesinde o zamanlar kasasında 150 milyar dolara yakın
nakit olan Apple, nihayet 2012 yılında temettü ve hisse geri alımları programını başlatmıştır. Temettü ödemeleri iyidir diyen düşünce okulunun bir diğer tezi de düzenli temettü dağıtan şirketlerin özel müşterileri olduğudur. Düzenli gelirim olsun ama tahvil getirisi de beni kesmez, daha fazla risk almaya hazırım diyen bu yatırımcı grubu düzenli temettü getiren hisseleri sever. Fakat bu zayıf bir tez. Çünkü piyasada bu tarz hisse senedi bolca mevcut. Ve muhtemeldir ki hitap ettiği yatırımcı grubu zaten doyuma ulaşmıştır. Bu da demektir ki düzenli temettü ödemesine başlayan yeni bir firma sırf bu yüzden değer artışı yaşamayacaktır. Özetle temettü ödemelerinin direkt bir pozitif etkisi varsa bu yüksek ihtimalle nakit fazlasının yöneticiler tarafından heba edilmemesini sağladığı içindir. Son bir soru. Peki firmalar bu disiplini hisse geri alımlarıyla sağlayamaz mı? Ünlü kurumsal finans ve değerleme uzmanı Profesör Asad Damodaran bu noktada ilginç bir benzetme yapmaktadır. Der ki, temettü ödemeleri evlilik, hisse geri alımları ise kısa süreli ilişkiler gibidir. Yani temettü ödemeleri düzenlidir, kalıcı karlılıkla orantılı artarak bir güvence oluşturur. Hisse geri alımları ise gelişi güzeldir ve terk edilirse herhangi bir negatif tepki doğurmaz. Bu yüzden de yönetici açısından bir disiplin unsuru değildir. Dolayısıyla da yatırımcılar iki benzer firmadan biri eğer nakit fazlasını düzenli temettü ödemeleriyle, diğeri ise hisse geri alımlarıyla dağıtıyorsa temettü ödeyene daha fazla değer atfedebilir. Miller ve Modigliani'den ayrılan diğer düşünce okulu ise gelir vergisi uygulamalarından yola çıkar. Bu okula göre vergilendirme genellikle temettü gelirinin aleyhine işler. Bu yüzden de ısrarla temettü ödeyen firmalar hissedarlarına ek vergi yükü getirdiği için daha az yatırım çekmekte ve değer kaybı yaşamaktadır. Bu düşünce okulunun Miller ve Modigliani ile ortak noktası nakit ihtiyacı olduğu sürece hissedarlara herhangi bir ödeme yapılmaması gereklidir. Fakat nakit fazlası oluşması durumunda vergi avantajından dolayı hisse geri alımlarının tercih edilmesi gerektiğini savunurlar. Tabii bu öneri tarihsel olarak temettüye uygulanan vergi oranının sermaye kazancına uygulanana göre daha yüksek olmasından kaynaklanır. Fakat son yıllarda olduğu gibi oranlar eşitlense bile hissesini henüz satmak istemeyen hissedarlar açısından geri alım yönteminin avantajı devam etmektedir. Çünkü temettü getirileri hemen vergilendirilirken hisse satılmadığı yani kazanç tahakkuk etmediği sürece sermaye kazancı vergilendirilmez. Konumuz temettü ödemeleri. Fakat videomuzu hisse geri alımlarına dair bir parantez açarak bitirelim. Çünkü bu yöntem birçok ülkede artarak popülerleşti. 2018 yılından verileri içeren bu tabloda göreceğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri bu konuda açık ara önde. Onu toplam nakit dağıtımındaki oran bazında Kanada, Japonya, Hindistan ve Avrupa ülkeleri takip etmekte. Aslında Amerikan şirketlerinin hisse geri alımları temettü ödemelerini 20 yılı aşkın süredir geride bıraktı. Bir istisna dışında ki o istisna da son finansal krizin yaşandığı 2009 yılı. Peki hisse geri alımı neden bu kadar öne çıktı? Bir nedeni hisse başına kâra ve fiyata pozitif etki yapması. İlkinin nedeni basit. Kârın bölündüğü hisse sayısının azalması. Hisse fiyatına etki de yine bilgi asimetrisiyle açıklanabilir. Sermaye yapısı videomuzda değinmiştik. Yeni hisse satışı piyasa fiyatı gerçek değerin üstünde olmalı mesajı verir. Firma eğer tam tersini yaparsa, yani piyasadan, var olan fiyattan hisse toplayacağını duyurursa, bu da hisselerimizin ederi daha fazla mesajı verir ve olumlu karşılanır. Çoğu geri alım piyasa fiyatından yapılır. Fakat zaman zaman piyasanın çok üzerinde, sıklıkla %20 üzerinde geri alım yapacağını duyurarak mevcut fiyatın çok ucuz olduğunu ima eden firmalar görürüz. Bir makale tam da bu geri alımlara odaklanarak duyuru yapılır yapılmaz hisse fiyatında ortalama %11 artış yaşandığını kaydetmektedir.
Bu sonuç özellikle kısa vadeli yatırımcıyı sevindirir. O yüzden yöneticilere geri alım yapmaları konusunda en çok baskıyı da onlar yapmaktadır. Aslında yönetici de buna dünden razıdır. Çünkü artan hisse başı kar ve piyasa fiyatı onlar için hem zahmetsizdir hem de maddi ve manevi getiri sağlar. Özellikle de maddi kazançları uzun vadeliden ziyade kısa vadeli performansa hassas ise. Sonuç olarak devasa boyutlara ulaşan geri alımlar yıllardır harareti artmakta olan bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Tartışmanın göbeğinde ise şu soru var. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Katma değerli reel yatırımlardan, özellikle de riskli fakat ekonomik büyümenin ve istihdamın ana lokomotifi olan Ar-Ge ve inovasyondan mı kısılıyor? Borçlanma tehlikeli boyutlara mı vardırılıyor? Ya da belki en vahimi, çalışan maaşlarının yavaş artmasına, yöneticilere nazaran peanut düzeyinde yani çok düşük kalmasına mı neden oluyor? Bu ve benzeri sorulardan en az birine evet cevabını verenler, devlet hisse geri alımlarına müdahale etmeli sonucuna varıyor. Fakat problemin varlığı ve kapsamı bilimsel olarak analiz edilmeden ve tartışılmadan bu eleştirilerin çok ileriye götürülmemesi gerekir. Geri alımlarla ilgili dile getirilen kaygıların en azından bazı firmalar için geçerli olduğunu hemen herkes kabul edecektir. Fakat topyekün bir yasaklama veya büyük çapta sınırlamanın istenmeyen sonuçlara yol açacağı endişesi de haklı bir endişedir. Bu endişeyi taşıyanlara göre eğer bir firma yanlış nedenlerden ötürü geri alım yapıyorsa veya aşırıya kaçıyorsa piyasa bu firmayı kendi doğal işleyişi içinde zaten cezalandıracaktır. Bunun beklenmesi piyasaya müdahale eden ve geri alımlarını doğru nedenlerle yapan firmaların elini kolunu bağlamaktan daha doğru olacaktır. Aksi halde bu firmalar geri alım yöntemiyle dağıtmakta oldukları nakit fazlasını muhtemelen devamlılık gerektiren temettü yoluyla dağıtmak istemeyecek. Bu da değer yok eden yatırımlara veya aşırı harcamalara yönelecekleri anlamına gelecektir. Ve bu yönelim sadece hissedarlara değil, bütün ekonomiye zarar verir.